Merhaba, bu videomuzda Gent Sunak isimli eseri inceliyoruz. Muhteşem bir sunak resmi ve alabildiğine karmaşık. Birçok panelden oluşan bir poliptik. Birbirine menteşelerle bağlı bu paneller açılıp kapanabiliyor. Böylece bu sunak resmini açık ve kapalı halinde birbirinden tamamen farklı iki şekilde görüyoruz. Bu çok önemli bir ayrıntı çünkü yılın büyük bir bölümünde kapalı iken adeta bir ritüel gibi sadece özel dini günlerde açılıyor. İşte bunun içinde zamanında çok özenle hazırlanmış bir çerçevesi olduğunu düşünüyoruz. Aslında bu eseri kimin resmetmiş olduğuna dair bir takım tartışmalar söz konusu. Jan van Eyck'ın eseri olduğu düşünülse de kimileri bu eseri yapmaya başlayan kişinin kardeşi Über olabileceğini ileri sürüyor. Çerçevesinin muhtemelen ikonoklazm döneminde yani reform hareketi sırasında Katolik sanatını hedef alan saldırılarda kaybolmuş olabileceğini öne sürülüyor. Ayrıca bu eserin Naziler tarafından çok beğenildiği ve o dönem çalınıp bir tuz madeninde muhafaza edildiği de biliniyor. O yüzden de Bugüne dek kalabildiği için çok şanslıyız. Evet. En üstte ellerinde parşömen desteleri ve kitaplarla resmedilmiş birkaç figür var. İsa peygamberin gelişini haber veren nebiler ve kahinler. Mesih'in gelişini haber verdikleri anda alt kısımda tasvir edilmiş. Burada da Cebrail Meryem'e bir çocuk doğuracağını müjdeliyor. Cebrail sol panelde, Meryem ise en sağda resmedilmiş. İkisinin arasında kalan, özel bir figürün tasvir edilmediği kısımda ise harika bir şehir manzarası ve bir tür natürmort örneği görüyoruz. Bu aradaki paneller aslında İsa'nın doğmak üzere olduğunu haber verir gibi. Eserin bu kısmında bu müjdeyi simgeleyen süslemeler görüyoruz. Cebrail elinde Meryem'in saflığının, masumiyetinin ve bekaretinin sembolü olan zambakları tutuyor. Cebrail'in ağzından çıkan kelimeleri de Latince olarak yazılı halde görüyoruz. Selam sana ey lütuf dolu kutsal Meryem yazılı. Diğer tarafta ise başının üstünde Kutsal Ruh'u temsil eden güvercinle duran Meryem de ona cevap veriyor. Cevabı sağdan sola ve baş aşağı yazılmış. Ben Tanrı'ya hizmet ederim. Cevap tersine yazılmış. Çünkü diğer taraftaki meleğe karşılık veriyor. Baş aşağı yazılmış olması da çok ilginç. Bu yazılış şekli kime hitap ettiğini sorgulamamıza sebep oluyor. Belki de yukarıdan bakan Tanrı'ya hitap ediyor. Bu panel dizisinde her şey elle tutulabilir derecede somut biçimde resmedilmiş. Öte yandan altın yaldızla yazılmış bu kelimeler fiziksel olarak tasvir edilen herhangi bir şeye bağlı olarak resmedilmediklerinden çok ruhani bir görünüme sahip. Sanki doğrudan Tanrı'ya hitap ediyorlar. Eserde bu tip bir yazının kullanılması Orta Çağ dönemi eserlerine özgü bir durum. Yazının resme kattığı tek düzelik, etrafındaki diğer her şeyin olabildiğince canlı tasvirine karşı bir tezat oluşturuyor. Tasvir edilen her detay, üzerine vuran ışığın altında çok gerçekçi görünüyor. Belli bir mesafeye uzanan şehir manzarasındaki insan figürleri, gölgeler, binalar, kuşlar veya sağdaki natürmortta resmedilen pencereden yansıyan gün ışığı. Detaylara gösterilen bu özenin Kuzey Rönesansı'na özgü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu sanatçılar minyatürcüydü ve detaylara yönelik bu özen büyük ölçekli işlerde bile kendini gösteriyor. Buna karşın bu eserin o dönemde İtalya'da gelişen bir naturalizm veya gerçekçilik akımı örneği olduğunu da söyleyemeyiz. Çünkü bu akımların o döneme denk gelmediğini biliyoruz. Bu resimde doğrusal perspektifin pek de ustaca kullanılmadığını görüyoruz. Tasvir edilen figürler ayağa kalksalar sanki başlarını tavana çarpabileceklermiş gibi görünüyorlar. Ayrıca bedensel özelliklerin resmedilişine bakınca bu eserde İtalyan Rönesansı'nda karşımıza çıkan insan vücudunun gerçekçi tasvirlerine rastlamıyoruz. Figürlerin üzerindeki kıyafetler birçok köşeli kıvrımı olan, başına buyruk bir görünüme sahip, neredeyse tüm vücudu saklayan kumaş parçaları olarak resmedilmiş. Bu arada bu sunak resminin 3,5 metre yüksekliğinde olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten çok büyük ölçekli bir resim. Gent'teki Aziz Bavo Katedrali'ndeki bir şapel için yapılmış. Bu özel şapel resimde aşağıda en sağ ve sol panelde gördüğümüz bu resmi sipariş veren kişiye ve eşine aitmiş. Bu kısımda dört figür görüyoruz. Bunlardan ikisi heykel gibi görünüyor. Çok ilginç bir görsel yanılsama ile karşı karşıyayız. Üzerlerinde kırmızı kıyafet olan iki figürü gerçek kişiler gibi algılarken, ortadaki figürleri heykel gibi, sanki taştan yontulmuş gibi görüyoruz. Oysa ki böyle bir durum söz konusu değil. Bu dört figür de yağlı boyayla resmedilmiş. Ortada heykel gibi görünen iki figür, Vaftizci Yahya'nın iki ayrı tasviri. Bu figürün şapel ve şapelin sahibi aile için özel bir anlamı olduğunu düşünebiliriz. Bu resmi sipariş veren kişiyle eşinin tasviri de oldukça dikkat çekici farklı dokuların yağlı boya ile oldukça etkileyici biçimde tasvir edildiğine tanık oluyoruz. Bu Kuzey Rönesansı eserlerinde sıkça rastladığımız bir teknik. Bu teknik sayesinde figürün yakasındaki kürk gerçekten de kürk gibi görünüyor. Cildi gerçekten de yaşlı bir adamın cildi gibi görünüyor. Bu derin etkiyi yaratmada yağlı boyanın büyük bir etkisi var özellikle de eseri tüm panelleri açık halde incelerken bu etki daha yoğun biçimde hissediliyor.